Evet, merhaba sevgili izleyenlerimiz. Ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günde inşallah sizlerle beraber güzel bir program olacak ve güzel yemekler hazırlamış olacağız. Bugün sizler için çok güzel bir paşa kebabımız var. Onu hazırlayacağız ve onun yanında güzel bir tatlımız var. Kadayıf yapacağız. Bol meyveyle yapacağımız lezzetli ve pratik bir sunum olmuş olacak. Ve onun yanında güzel bir ıspanaklı makarnamız olacak ve makarna hazırlanmış olacak. Bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak, tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Tabii biz burada yemeklerimizi yapıyoruz. Sizler de evlerinizde yapacağınız hem çok lezzetli hem de güzel yemekler olmuş olacak inşallah. Birazdan tabii yemeklerimizin listesini alacağız. Sizler de dediğimiz gibi sevgili izleyenimiz market dolaşmadan, sizleri yormadan elimizdeki malzemelerle lezzet yolculuğumuza devam etmiş olacağız. Bizlerle sohbet etmek istiyorsanız, canlı yayına bağlamak istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 70 olan numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 454 55 70 olan numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz program boyunca. Hem sohbet etmek için hem farklı yemekler varsa bizlerle paylaşmak istiyorsanız bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Tabii ki sosyal medyadan da aynı şekilde bizleri takip edebilirsiniz. Programımızı izleyebilirsiniz. Kaçırmış olduğunuz yemekler varsa, programlarımız varsa, müzikler varsa orada da takip etmek istiyorsanız TGRT EU sayfalarını hem Facebook'ta varız, hem Twitter'da varız, hem Instagram'da varız, hem YouTube'da varız. Bizleri bu kanallarda da takip edebilirsiniz. Programımızı canlı olarak internette izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Ondan sonra programımızın tekrarı gece saat 1 ile 1.30'da tekrarı var. Hafta sonu cumartesi pazarda saat 10 ile 11'de programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim Yavrutürk sayfalarından takip edebilirsiniz. Tabii ki size ait yemekler varsa biz burada yemeklerimizi yapıyoruz. Siz de evlerinize yapacağınız güzel ve pratik yemekler varsa bizlerle paylaşmayı istiyorsanız Instagram adresime gönderin. Ben de burada tabii ki hem paylaşımı yapalım hem de sizin isminizde inşallah onu tanıtımını yapmış olacağız. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Bugün tatlıyla başlayalım. Şöyle güzelce bir şekilde bir kadayıfımız var. Onun listesini alalım. Ondan sonra yavaş yavaş diğer yemeklerimize devam etmiş olacağız. Kadayıfımız için kadayıfımız için kullanacağımız malzememiz. Evet, şöyle meyveli kadayıf tatlımız için de kullanacağımız malzememiz 1 kilo kadar taze kadayıf var. Tabii isterseniz az veya fazla kullanabilirsiniz. Biraz daha sizde fazla tercih etmek istiyorsanız fazla da kullanabilirsiniz. Ondan sonra içine seviye zenimiz 200 gram kadar tereyağımız var. 2 adet elma kullanacağız. 2 adet armut kullanacağız. 2 adet portakalımız var. Ondan sonra şerbetimiz için de 2 su bardağı kadar su, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 3 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Ondan sonra bir dilim taze limon kullanacağız. Şerbetimiz için 2 su bardağı kadar suyumuz var. Ondan sonra 3 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Bir dilim de taze limonla hazırlayacağız. Önce kadayıfımızı tel birbirinden ayıracağız. Onu ayırdıktan sonra ondan sonra tereyağla beraber güzelce bir şekilde bir harmanlayacağız. Yarısını tepsimizin içine ilave edeceğiz. Onu ilave ettikten sonra meyvelerimizi güzelce bir şekilde bir kabuklarını soyacağız. Ortasına ufak ufak doğrayıp ortasına ilave edeceğiz. Üzerini tekrardan iyice bir örteceğiz. Üzerini kapattıktan sonra üzerine hafif biraz bastıracağız. Ondan sonra fırınımıza göndereceğiz. Fırında iyice bir kızaracak ve kızarırken biz de ayrı bir kabımız veya da tenceremizin içine şerbetimizi hazırlayacağız. Şerbetimiz de hazırlandıktan sonra birisi sıcak olacak, birisi de soğuk olacak. Ondan sonra üzerine bolca şerbetimizi ilave edeceğiz. Tatlımızı dinlendireceğiz ve size de afiyet edeceğiniz çok da lezzetli ve aromalı güzel bir kadayıf olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş şöyle hazırlığımıza geçebiliriz. Evet, şöyle yavaş yavaş hemen tatlımızın hazırlığına başlayalım. Önce tereyağımız da erisin. Ben onun da altını bir açayım. Böyle güzel bir meyveyle beraber tabii ki güzel bir sunum olacak. Güzel bir aroma olmuş olacak. Ben şöyle bir tane geniş bir kabımı da alayım. Ondan sonra kadayıfımızı tel tel ayıralım. Şöyle bir kabımızı içine hemen kadayıfımızı alalım. Tereyağımız eriyene kadar biz de hazırlığımızı yapmış olalım. Şöyle güzelce bir şekilde kadayıfımızı açmaya başlıyoruz. Tabii karabalık bir ailese, geniş bir ailese istersek biraz daha fazla da tutabiliriz. Sizler istiyorsanız biraz daha da fazla tutmak istiyorsanız biraz daha çoğaltabilirsiniz. Fazla da kullanabilirsiniz. Evet, şöyle bir tel tel hemen kadayıfımızı hazırlayalım. Tereyağı da tabii ki güzel bir lezzet, güzel bir aroma katacak. Tereyağı veya da margarin hangisi varsa elimizde kullanabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Şöyle bir alalım. Tereyağımız eriyene kadar biz de bunları şöyle bir biraz tezgahımıza sığmadı değil mi arkadaşlar? Ben şöyle biraz yer açayım. Arkadaşlar da görsünler diye. Şöyle hafif Öncelikle kadayıfımızı şöyle bir açalım. Güzelce bir tel tel açıyoruz. Hemen kadayıfımız tel tel bu şekilde açılacak. Ondan sonra biz de diğer hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Evet. Şimdi yavaş yavaş onları tel tel ayırdıktan sonra herhangi bir tane tepsi, istersek büyük, istersek ufak, hangisini istiyorsak onu da kullanabiliriz. İstersek büyük veya da ufak tepsi tercih edebiliriz. Hemen tepsimiz hazır. Hafif biraz tereyağımız veya da margarin, hangisini istersek kullanabiliriz. Altını hafif biraz yağlarsak çevirdiğimizde zorlanmamış olacağız ve güzelce bir şekilde ters düz etmiş olacağız ve çevirmiş olacağız. Onun için şöyle bir tepsimizi yağlamaya başlıyoruz. Sevgili avukat arkadaşım Levent Turgut Karakoç. Levent Turgut Karakoç bizleri izliyor. Buradan hem kendisine hem çalışanlarına benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Güzel abicim, seni çok seviyorum. Buradan sana, ailene, bütün Karakoç ailesine ve çalışanlarına benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Sevgili Levent Turgut Karakoç bizleri takip ediyor. Kendisine benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Ondan sonra Zafer abim, Zafer Dinçer, o da bizleri izliyor. Bütün Dinçer ailesinin başı tekrar sağ olsun. Buradan da onlara kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Şöyle tepsimizin altını hafif biraz yağladık. Hepsimiz hazır. Ondan sonra tereyağımız hop iyice bir erimeye başlıyor. Çok fazla ısıtmaya gerek yok. Hafif biraz erisin yeterli. Ben şöyle ocağın altını tekrardan biraz daha şöyle bir kapattık ocağın altını. Tereyağımızı içine ilave edelim. Tavamızı şimdi kenara aldık. Ondan sonra şimdi tereyağla beraber iyice bir karıştıracağız. Tereyağımızı yedirmiş olacağız tatlımızı güzel olması için. Şimdi özellikle sizlerden gelen sevgili izleyenlerimiz talepler doğrultusunda veya da istekleriniz oluyor. İşte Abdullah Usta biz kadayıf tatlısı hazırlıyoruz. Çok da güzel olmuyor. Bizler için hazırlar mısın? Veyahut da daha iyi olması için neler yapabiliriz? Örneğin sevgili izleyicilerimiz, şerbetimiz çok önemli. Tabii kadayıf da çok önemli. Şerbetimizi biz biraz daha fazla tutabiliriz. Ama fazla tuttuğumuz şerbetimizin hepsini içine ilave etmeyeceğiz. Üzerine hatta şerbetimiz geçmesin. Ondan sonra bir de kadayıfımız birisi sıcak birisi soğuk olacak. Biz genellikle ne yapalım? Şerbetimizi soğutursak daha iyi olacak. Daha iyi bir şekilde hazırlanmış olacağız. Ondan sonra şerbetimiz tabii biz biraz da karamelize ediyoruz. Güzel de bir renk katıyoruz. İşte Abdullah Usta sen hazırlıyorsun, biz evde yapıyoruz. Seninki gibi olmuyor, güzel olmuyor. Yani biliyorsunuz program öncesinde hiçbir hazırlık yapmıyorum. Hepsini yayın içinde hazırlıyorum. Sizler de görün, birebir uygulayın diye burada hazırlıyorum. Siz de benim aynı hazırladığım gibi yapabilirsiniz. Zaten gramajlarımız bellidir. Ben onun için sizlere elimde geldiği kadar işte 1/2, 1/3 diye gramajları vermiyorum. Ve genellikle bardak ve kaşıkla ben gramaj veriyorum ki siz de aynısını uygulayın ve hatta normal gramajda sizlere gramaj veriyorum. Siz de hem zorlanmayın hem de birebir ölçülerde olsun diye o şekilde hazırlıyoruz. Siz de hazırlayabilirsiniz. Öncelikle tabii ki şerbetimiz çok önemli. Şerbetimizi soğutalım. Çünkü sıcak, ikisi sıcak kullandığımızda kadayıfımız ne olacak? Hamurlaşacak, lapalaşacak ve istediğimiz gibi olmayacak. Onun için ne yapacağız? Öncelik biraz daha şerbetimizi soğutalım. Ondan sonra içine ilave edebiliriz. Hafif kadayıfımızdan birazını tepsimizin altına. Kadayıfta da şöyle, gerçi biz biraz daha şöyle sevgili izleyicilerimiz, geniş tepsi kullanıyoruz, biraz daha fazla tutuyoruz ama burada bir geniş bir aile olduğumuz için, karabalık bir aile olduğumuz için çok da güzel bir aileyiz biz burada. Onlarla beraber tabii program sonrası geliyor, burada afiyetle yiyorlar. Biraz daha malzememizi fazla tutuyoruz ama siz de dediğiniz gibi eğer karabalık bir aileyseniz biraz daha fazla tutabilirsiniz. Genellikle biz burada hazırladığımız ölçülerimiz, gramajlarımız 4 ve 6 kişilik aileleri baz alıyoruz. Ona göre hazırlıyoruz. Siz de onun üzerinde hazırlayabilirsiniz. Güzelce bir şekilde tatlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi yarısını tepsimizin altına ilave ettik. Çok da fazla olmasın şöyle tepsimizin altına. Önemli olan şimdi üst kısmını güzelce bir örtelim. Meyveler çok fazla görünmesin. Tepsimizi şöyle bir kenara aldık. Ben şöyle bir eldivenlerimi değiştireceğim. Çünkü zorlanacağız tekrardan bıçağımızı tutmakta. Şöyle bir 2 dakika bekleyeceğiz. Evet, elimiz ıslandığı için ikinci eldiven giymekte zorlanacağız. Onun için ne yapacağız? Biraz bekliyor. Tekrardan devam edebiliriz. Meyvemiz Tabii isterseniz biraz daha fazla meyve kullanabiliriz. İsterseniz farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Kivi de veya da böyle farklı sunumlar da yapabilirsiniz. Biz bugün elma kullanacağız. Portakal ve şöyle armut kullanacağız sevgili izleyenimiz. Siz de aynısını uygulayabilirsiniz. Tabii ki yapacağımız gramaj ve ölçülerimiz fazlaysa biraz daha fazla tutabiliriz. Birer tane yeterli olacak. Ben de onun için şöyle bir bunları güzelce bir soyacağım. Telefon numaramız 0212 454 55 70 dolu numaramız. 0212 454 55 70 dolu numaramız. Bu numara üzerinde hem sohbet edebilirsiniz hem size ait farklı yemekler varsa bizlerle paylaşmak istiyorsanız bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrardan şöyle bir kabuğunu soyduk. İçini temizleyelim, çekirdeklerini. Siyah olan noktalarda varsa alalım. İki farklı sunumla da kullanabilirsiniz. İsterseniz rendeleyip de kullanabilirsiniz. İsterseniz normal ufak ufak doğrayıp da kullanabilirsiniz. Hangisini size seviyorsanız o şekilde de kullanabilirsiniz. Ben şöyle biraz daha içinde belirgin olmasını istediğim için sevgili izleyicilerimiz ufak küp küp doğrayacağım. O şekilde içine ilave edeceğiz. Evet. Tekrardan şunu şöyle bir kenara alalım ki arkadaşlar da görsünler. Hatta biz şerbetimiz de yavaş yavaş koyalım ki o da karemize olsun, kaynamaya başlasın. Tenceremin içinde su yok, herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi kuru tenceremizi ocağa aldık. Ondan sonra altını açalım. Tenceremizin altını açtık. Kullanacağımız kadar şekerimiz içine ilave ediyorum. Hafif biraz karemize olacak, yani biraz şöyle renk alacak. Ondan sonra tekrardan suyumuzu içine ilave edebiliriz. Biz de bu esnada şöyle bir meyvelerimizi hazırlamaya başlayalım. İyice minik minik doğrayalım. Evet, hazır. Onu kenara aldık. Bunu aynı şekilde küçük küçük şöyle bir. Eğer çok fazla meyvemizi bekleteceksek şöyle geniş bir kabımızı içine biraz bol suyumuzu koyalım. İçine bir tane limonumuzu, suyunu sıkarsak meyvelerimizi hem karartmamış olacağız hem de biraz daha dinlendirip bekletebiliriz. Güzelce bir şekilde hazırlayabiliriz. Evet, armudumuzu şöyle bir içine güzelce bir şekilde bir yaydık, ilave ettik. Ondan sonra bir tane elma dedik sevgili izleyicilerimiz. Hemen elmamızı da hazırlayalım. Tabii üzerine istersek eğer ki sizler de fazla seviyorsanız, istiyorsanız ceviz, fındık veya da Antep toz fıstığı üzerine de kullanabiliriz. Tercih edebiliriz. Elmamızı öncelikle şöyle bir kabuğunu alalım. Rendeleyip de dediğimiz gibi tercih edebiliriz, kullanabiliriz veya da bu şekilde de hazırlayabiliriz. Ufak ufak doğrayıp da kullanabiliriz. Elmamızı aynı işlemde şöyle güzelce bir hazırlayalım. Diğerini de şöyle bir kilo kadar kadayıfımız içine 200 gram kadar tereyağı ilave ettim. Tereyağıyla beraber iyice bir karıştırdık. Yarısını tepsimizin altını yağladık. Yarısını tepsimizin içine ilave ettik. Ondan sonra tekrardan orta kısmına tabii fındık, ceviz dediğimiz gibi Antep toz fıstığı kullanabiliriz. Evet, ben bugün dedim ki meyve olsun. Meyvemiz güzel bir aroma, lezzet kalsın diye. Ben de şöyle meyvelerimizi elma, armut ve bir tane portakal kullanacağız içine. Bunlarla beraber tekrardan böyle güzelce fırına göndereceğiz ve hazırlanmış olacak. Evet, elmamız da hazır. Hop, şöyle bir elmamız da üzerine bolca meyveli güzel bir kadayıfımız olmuş olacak. Bol vitaminli olacak. Evet, tekrardan bunu da şöyle bir portakalımızı da yavaş yavaş soyalım. Bu arada da bir telefonumuz var arkadaşlar. Alalım o zaman. Alo. Selamun aleyküm Abdullah Usta, nasılsın, iyi misin? Aleyküm selam, aleyküm selam güzel ablam, Allah razı olsun, böyle sesini duyduğunda iyi oluyoruz. İnşallah siz de iyisiniz. Ben de çok iyiyim. Önce yeni yılınız eşiniz de çocuklarınız da sağlıkta, afiyet, huzur, mutluluklar getirsek. Allah razı olsun. Cümlemize Allah razı olsun. Sağ olasın güzel ablam. Çok şükür Allah iyi. Cenab-ı Mevlam bu günlerimizi aratmasın. Dediğimiz gibi gerçekten şu anda iyiyiz. Çok da güzel. İnşallah tabii ki yeni yıl dediğimiz gibi herkese tabii sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Siz nasıl inşallah? Ahmet abim nasıl? Yaramaz bir durum yok. Ahmet abi nasıl? Ahmet abinin kurduğu işleriyle uğraşıyor. Ben de oturdum şimdi sizi izliyorum. Sizi çok seviyorum. TGRT EU ailesi. Evet. O da çok seviyor. Onun da selamları var size. Evde yok ama onun adına ben selam söyleyeyim. Geldiği zaman söylüyorum diyorum. Konuştum, aradım. O da sizi çok seviyor. O da sizi ailesinden biri olarak görüyor. Önce kameramanlarımız. Allah razı olsun, sağ olasın. Ondan sonra müdürlerinizden amirlerinize kadar bütün Nevzat'ıma olsun, Yunus'uma olsun, Batuhan'ıma olsun. Daha adını bilmeyelim bütün kameraman çocuklarıma. Kerim Bey var. Evet, Allah razı olsun. Sağlık, afiyet, huzur versin. Yeni yıl size, senin eşine de ve çocukların nasıl? İyiler mi Abdullah Usta? Çok şükür iyiler. Onlar da yaramaz bir durum yok. Çocuklar da aynı okula devam ediyorlar. Cenab-ı Mevlam acılarını göstermesin. Tabii ki dediğimiz gibi hiç kimsenin. Onlar da aynı şekilde okula devam ediyorlar. Yaramaz bir durum yok. Biz de böyle sizlerin sesini duyduğumuzda biz de mutlu oluruz. Tabii ki siz de bizim her şeyimizsiniz. Bizler ailensiniz. Allah razı olsun, biliyorsunuz. Onun için ben böyle hatta siz bazen aramadığınız zaman ben özlüyorum sizleri. İyi ki varsınız ve de bu şekilde yalnız bırakmıyorsunuz. Ben seni aramak istiyorum da bazen düşmüyor. Yani ne bileyim hatlarda bir şey oluşuyor. Bazen düşüremiyorum ama seyretmiyorum zannetmeyin, seyrediyorum. Çünkü siz benim ailemden biri gibi oldunuz. Sizi seyretmeden, sizi bakmadan yapamam ki. Sizi Allah razı olsun. Ben. Biraz hatlarımız yoğun oluyor Hülya ablam. Allah razı olsun. Bizleri yalnız bırakmıyorlar sağ olsun, böyle izleyenlerimiz, canlarımız. Ben yani böyle yüz yüze görüştüğüm için sizinle çok mutluyum. Şu anda oturdum sizi seyrediyorum. O kadar çok seviyorum ki TGRT Euro ailesi benim ailem gibi oldu. Ne bileyim klişe sözler olmasın. Onlar olmasa biz olmasak siz. Allah-u Teala her zaman seni de eşine, çocuklarına Allah razı olsun. Allah razı olsun. Uzun ömürler versin. Her daim bu programın devamlı olsun. Allah razı olsun, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Müdürlerinizden, amirlerinize kadar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kapatmadan sana bir şey sormak istiyorum. Tabii, buyurun güzel. Şimdi ben diyelim ki şey yapacağım, bu tatlı yapacağım diyelim. Kadayıf tatlısı yapacağım. Evet, bir kilo kadayıf tatlısına yarım kilo tereyağı yeterli gelir mi? Çok olur Hülya ablam. Bir 200 gram kadar yeterli olur. Hayır. Şimdi 1 kilo kadayıfı 200 gram tereyağı denk gelir mi? Yeterli gelir mi demek istedim. Evet, yeterli gelir. Yani bir 200 gram, 150 ile 200 gram yeterli gelir. Kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi arasını ben ceviz koymayı tercih ediyorum. Tabii ki tepsiyi yağlamamız gerekiyor değil mi? Tepsinin dibini yağlayarak, aynı senin yaptığın gibi bastıraraktan. Şimdi Hülya abla şöyle bir şey var. Tatlıyı biz hazırladığımızda eğer ki tatlıyı biz ters çevirirsek, önce üzerini kızartacağız. Ters çevirirsek kadayıf daha iyi bir şekilde hem bastırılmış olacak hem de daha iyi bir şekilde hazırlanmış olacak, şerbeti çekmiş olacak. Onun için eğer elimizde imkanımız da varsa, yapabiliyorsak bir tabak yardımıyla beraber ters çevirelim. Altını da aynı şekilde kızartıp onu da sonra kullanabiliriz. Bir de şöyle bir şey yapabilirsin Hülya ablam. Şimdi elimizdeki şerbeti, hani bir şerbeti hazırlıyoruz. Bazen böyle suyumuzu fazla içine ilave edebiliriz, kullanabiliriz. Onun için suyun hepsini vermeyelim. Sadece biraz üzerine geçecek kadar olursa tatlımız daha lezzetli ve daha güzel bir şekilde hazırlanmış olacak. Şöyle seviyorum Abdullah Usta, şerbeti biraz ben koyu seviyorum. Böyle ağdalı gibi seviyorum. İyice kaynatıyorum. Tabii ki soğutuyorum. Annem rahmetli de öyle derdi. Soğuturdu. Allah rahmet eylesin. Tabii ki soğuk verirdi. Hepsini yani üstüne kadar dökmezdi. Yani çok da güzel tatlıya ben onun nerede bir parçası olamam. Ama sizi görüyorum. Şimdi çok da mutlu oluyorum. Yaptığınız şeyleri yazıyorum. Hepsini uygulamasam da tatlıyı uyguluyorum. Allah. Ama çok da güzel şeyler yapıyorum. Eline de her şey çok yakışıyor. Allah şimdi soğuk verdiğimiz zaman hamurlaşmaz diyorsun değil mi? Biri soğuk olacak, biri sıcak olacak. Yani tatlıyı çıkardıktan sonra biraz sıcaklığı geçtikten sonra döksek daha iyi olabilir. Olur. Şimdi Hülya ablam biliyorsunuz ben çok uzun bir süredir televizyon programları yapıyorum farklı kanallarda. Ve yaklaşık 4. seneye girdik, buradayız. Ben yayın öncesi hiçbir hazırlık yapmıyorum. Ve bize ayrılan belli bir süremiz var. Ve o süre içinde bizi yemek yapıp da tabii ki yayını teslim etmemiz gerekiyor. Bizden sonra şimdi yayın akışı var. Onlara göre yemeklerimizi toparlamamız gerekiyor. Ama ben bunları sunumunu yaparken ben de hazır yapıyorum. Diyorum ki 10 dakika bir dinlendirelim, 10 dakika fazla bir fırında tutalım. Siz de eğer aynısını yaparsanız hem daha güzel olacak hem daha iyi bir şekilde hazır pişmiş olacak inşallah. Seni çok seviyorum Abdullah Usta. Allah razı olsun. Bütün yayın hayatında başarılar diliyorum ablacığım. Allah eşini, çocuklarına seni bağışlasın. Allah onlarla birlikte güzel uzun ömürler. Bir de benden eşine selam söylersen çok mutlu olurum. Aleyküm selam başım. Benim için öpüler. Bütün kameramanlarınızda, müdürlerinizden, amirlerinize kadar sevgili aileme kalın sağlıkla. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum size. Allah razı olsun. Sağ olasın. Buradan hem size hem ailenize hem Ahmet abiye, İzmir'e ve Ödemiş'e benden de kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Tabii ki öncelikle TGRT ailesi bizlere bu imkanı sürdükleri için, bize sundukları için onlara sonsuz sevgi ve teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Onlar çünkü bu imkanı sunmasa biz de sizlerle buluşmayacaktı. Öncelikle onlardan buradan sonsuz sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgili Kadri Bey, ona da çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz, kadayıfımız hazırlandı. Tepsimizin içine ilave ettik. Kadayıfımızı hazırladıktan sonra tabii bu esnada biz ne yaptık? Şerbetimizi de hazırladık. Şimdi kadayıfımızı gönderelim. O yavaş yavaş toparlansın fırında. İyice bir önce üzerini kızartacağız. Ondan sonra bir tabak yardımıyla beraber hemen altını da aynı şekilde bir kızartacağız. Üzerine ondan sonra şerbetimizi ilave edebiliriz. Hazır ve yavaş yavaş fırın yolculuğu başlıyor. Şöyle bir fırınımıza gönderelim. Çok sizin zamanınız çoksa sevgili izleyicilerimiz, çok yüksek bir derecede de pişirmeyeceğiz. 180 ile 200 derece aralıklarında kızartabiliriz, pişirebiliriz. O şekilde biz pişirirsek hem içi de daha iyi bir şekilde kızarmış olacak, üzeri de aynı şekilde iyice bir hazırlanmış olacak. Ben biraz biliyorsunuz şöyle biraz yüksek bir derecede pişirmeye devam edeceğim. Onun için sizde de görün diye hemen yavaş yavaş fırına gönderdik. Kadayıfımız hazırlanıyor. Bir yandan şerbetimiz hazır. Ben şöyle bir tahtamızı tekrardan suya tutayım. Tezgahımızı ufak bir toparlayalım. Ondan sonra şöyle bir şerbetimize bir göz atalım. Bakalım ne durumda şerbetimiz. Şöyle bir. İster istemez tezgahımız biraz dağılabilir. Şimdi ben de şöyle bir toparlayayım. Güzelce bir kaynamaya başladı. Tabii iyi de bir renk aldı, güzel de bir renk aldı. Şimdi şerbetimiz kaynarken içine bir parça taze limonumuzu ilave edebiliriz. Taze limon varsa taze limon, taze limonumuz yoksa da şöyle limon suyu da kullanabiliriz. İkisini de tercih edebiliriz. Bir parça limonumuzu da içine ilave ettik. O beraber iyice bir kaynamaya devam etmiş olsun. Şimdi tatlımız hazırlandı. Sadece üzeri kızaracak, ters çevireceğiz. Altını da aynı şekilde kızartmış olacağız. O yavaş yavaş kızarmaya devam etsin. Bir yandan şerbetimiz biraz daha kaynayacak. Biraz şöyle koyulaşsın, güzelce bir şekilde bir hazırlansın. O hazırlanırken biz de şöyle bir şey yapalım. İkinci yemeğimizin listesini alalım. Paşa kebabımız için neler kullanacağız? Ondan sonra yavaş yavaş hazırlığımıza başlayabiliriz. Evet, paşa kebabımız için tabii ki şöyle mantarımız var. Ondan sonra etimiz, ondan sonra patlıcan, ondan sonra kaşar peynirle beraber yapacağımız hem çok lezzetli hem de pratik bir sunum olmuş olacak. Şöyle biz de malzemelerimizi hazırladık. Tezgahımızın üzerine ilave ettik. Ondan sonra bol mantar, bol patlıcan, bol etimizle yapacağımız lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Paşa kebabımız için de şerbetimizi şöyle bir karıştırdık. Oh, çok da güzel bir şerbetimiz hazırlandı. Canlı yayına bağlamak istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 70 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 454 55 70 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, hazırız. Listemiz hazırsa alalım arkadaşlar. Paşa kebabımız için de kullanacağımız malzememiz sevgili 400 gram kadar kuşbaşı etimiz var. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, tereyağı veya da istersen margarin kullanabilirsiniz. 1 adet kuru soğanımız var. 300 gram kadar mantar kullanıyoruz. 3 adet patlıcan kullanıyoruz. Tabii ki büyükse biraz daha 1-2 tane yeterli olacak. Ufaksa 4-5 tane kullanabiliriz. Onu siz de kendiniz belirleyebilirsiniz. 3 adet domatesimiz var. 4 adet biber kullanacağız. Ondan sonra 100 gram kadar kaşar peynirimiz var. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Patlıcanı kızartmak için eğer kızartmak istiyorsanız 1 su bardağı veya yarım bir çay bardağı kadar sıvı yağ kullanabilirsiniz. 400 gram kadar dana kuşbaşı etimiz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, tereyağı veya margarin kullanılabilir. Ondan sonra 1 adet kuru soğan, 300 gram kadar mantar, ondan sonra 3 adet patlıcan, 3 adet domates, 4 adet karışık biber, 100 gram kadar kaşar peynirimiz var. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar baharata sadece tuz kullanacağız. Başka bir baharat kullanmayacağız. Önce tenceremize yağımızı ilave edeceğiz. Etlerimizi ilave ediyoruz. Etlerimiz yavaş yavaş kavrulmaya başlayacak. Ondan sonra soğanımızı içine ilave edeceğiz. Soğanla beraber kavurmaya devam edeceğiz. Soğanla beraber iyice bir kavurduktan sonra patlıcanı istesek kızartıp da kullanabilirsiniz. Eğer kızartmak istemiyorsanız, fazla yağlı olmasını istemiyorsanız ondan sonra da biz içine ilave edebiliriz. Patlıcanı alacalı bir şekilde soyacağız. Ondan sonra mantarlarımızı iri iri doğrayacağız. Mantarlarımızı ilave edeceğiz. Mantarla beraber kavurmaya devam edeceğiz. Ondan sonra hafif bir suyla beraber kavrulurken ondan sonra içine tekrardan patlıcanları ilave edeceğiz. Patlıcanla beraber bir 5-10 dakika bir pişecek ve piştikten sonra tuzumuzu ilave edeceğiz. Ondan sonra tepsimizin içine ilave ediyoruz. Tepsimizin içine ilave ettikten sonra 100 gram kadar kaşar peynirimizi üzerine rendeleyeceğiz ve hatta dilimleyebiliriz. Hangisi istersen o şekilde kullanabilirsiniz. Üzerine rendeleyeceğiz ve ondan sonra fırına göndereceğiz. Fırında biraz toparlanacak ve toparlandıktan sonra afiyet yiyeceğimiz çok lezzetli güzel bir paşa kebabımız olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ondan sonra biz de yavaş yavaş şöyle bir hazırlığımıza başlayalım. Değil mi sevgili Yunus kardeşim? Çok mu acıktın? Bu arada sevgili Metin Özbey'e de benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Bütün Özbek ailesine. O da bizleri sürekli izliyor, takip ediyor. Ona da kucak dolusu selamlar olmuş olsun. Şimdi tenceremizin içine şöyle bir yağımızı ilave edelim. Hafif bir tereyağı, sıvı yağ, hangisini isterseniz kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Yağımızı yollayalım. Ondan sonra yağımızı ilave ettikten sonra etlerimiz hazır. Kuşbaşı etlerimiz şöyle güzelce bir şekilde biraz da bunları ufaltalım. Erken pişsin diye. Hop. Minik minik. Şöyle. Tekrardan bir elden geçirelim bunları. Etimiz biraz da erken pişsin diye ben bunu yapıyorum sevgili izleyenlerimiz. Tabii sizin zamanınız çoksa ne yapabiliriz? Hafif bir suyla beraber tenceremizin kapağını kapatacağız. Kısık bir ateşte iyice bir pişirebiliriz, hazırlayabiliriz. Şöyle bir evet, hafif şöyle bir küçültelim biraz daha. Bunları da İçine baharat kullanmayacağız paşa kebabımızda sevgili izleyenlerimiz. Onun için etlerimiz hazır. Gönderelim tereyağımıza beraber hazırlansın iyice. Tenceremize yolladık. Böyle tahtamızda. Şimdi etlerimiz kavrulurken biz de diğer hazırlıklarımıza devam edebiliriz, hazırlayabiliriz. Patlıcan, ondan sonra mantarları doğrayalım, onlar da hazır bulunsun. Tekrar da sırasına göre içine ilave edip pişirmeye devam etmiş olacağız. Patlıcanı dediğimiz gibi istersek patlıcanı sizler kızartıp da kullanabilirsiniz. Ben hafif şöyle kendi suyuyla beraber hazırlayacağım için bir tane tabak öncelikle bir alalım. Hop, şöyle biraz bize yer açılsın ki rahat çalışalım diye. Evet, etlerimizi de hem bir yandan kavuracağız. Ondan sonra hazırlıklarımıza da devam etmiş olacağız. Kullanacağımız kadar patlıcan dedik. Önce şöyle bir temizleyelim. Hafif şöyle bir pijama şeklinde güzelce bir alacalı bir şekilde soyuyoruz. Kenara aldık. Devam edelim. Bunları da şöyle rahat çalışalım diye. Evet, şimdi devam ediyoruz aynı şekilde. Kenara aldık. Bunu da aynı şekilde kuyruk kısımlarını, kafalarını alalım. Çok fazla acı olmasın diye alacalı bir şekilde söyleyeceğiz ki patlıcanlar yemeğimizi acılaştırmasın. Hem de daha iyi bir şekilde hazırlanmış olsun. Devam ediyoruz. Bunu da aynı şekilde şöyle bir hazırlayalım. Şimdi patlıcanlar hazır. Kabuklarını soyduk. Ondan sonra bunları şöyle bir kenara doğru alalım. Bir yandan etlerimiz pişmeye başlıyor. Bir iki tane defne yaprağı varsa elimizde kullanabiliriz. Defne yaprağı tabii ki çok da güzel bir lezzet ve aroma katıyor yemeklerimize. Sonradan eğer çok fazla içinde görünmesini istemiyorsa, hoşumuza da gitmiyorsa sonradan alabiliriz. İçinde kullanmayabiliriz. Ve biraz kendi güzel bir aroması var, güzel bir lezzeti var, güzel bir aroma katsın diye içine ilave edelim. Sonradan yemeğimiz pişime yakın alabiliriz. Yarım parmak şeklinde doğrayabiliriz. İstersek kuşbaşı şeklinde de doğrayabiliriz. Hangisini istersek sevgili o şekilde hazırlayabiliriz. Şöyle bir önce dilimleyelim. Tekrardan. Ben biraz daha yemeğin içinde belirgin olmasını istediğim için şöyle diğer tabağımızı alalım. Hazır. Devam ediyoruz. Bunu da aynı şekilde şöyle bir hazırlıyoruz. Ondan sonra doğramaya başlıyoruz. Tekrardan böyle bir küçük küçük doğrayalım. Onu da kenara aldık. Şimdi bunu da aynı şekilde şöyle bir önce dilimleyelim. Hemen. Küçük şöyle bir etlerimiz kavrulmaya başlıyor. Bundan sonra şöyle bir karıştıralım. İyice bir pişsin. Güzelce bir şekilde bir hazırlansın. Etlerimiz pişmeye başlıyor. Biz de bu arada mantarlarımızı doğrayabiliriz, hazırlayabiliriz. Mantarlarımızı doğrayalım. O da elimizin altına hazır bulunsun. Şöyle bir kenara aldık. Mantarlarımız şöyle bir çok fazla ufaltmayacağım. İçinde biraz belirgin olsun, güzel görünsün diye bu şekilde hemen mantarlarımızı doğrayalım, kenara alalım. Evet, bunu da aynı şekilde hazır. Ufak ufak kenara aldık. Tabii ki mantar da bütün yemeklerimize güzel bir lezzet, güzel bir aroma ve güzel bir tat katıyor. Şöyle bir bugünkü paşa kebabımıza da güzel bir lezzet, güzel bir aroma ve güzel de bir tat katmış olacak. Etimiz çok fazla serse sevgili izleyenimiz şöyle bir şey de yapabiliriz. İçine yarım veyahut da bir su bardağına yakın suyumuzu ilave edelim. O suyu çekene kadar, yani etimizi yumuşatana kadar bu şekilde biraz daha pişirmeye devam edebiliriz. Biz de hafif biraz suyumuzu, içine sıcak suyumuzu ilave ettik. Biraz da şöyle çok ses çıkardığı için ben hafif biraz da suyumu içine ilave ettim. Beraber pişmeye başlasın. Tenceremizi kapağını da alalım. Şöyle bir tenceremizin kapağını da kapattık. Yavaş yavaş suyunu çeksin, hem yumuşak olsun hem de lezzetli bir et olsun diye pişmeye devam etsin. Biz de tabii ki hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Tatlımızı tabii unutmuyoruz. Tatlımız da bir yandan kızarmaya devam ediyor. Düşük bir dereceyle hazırlamaya devam ediyoruz. mantarlar dedik sevgili izleyicilerimiz. Önceden malzememizi hazırlarsak yemeğimizde hem zorlamamış olacağız hem de daha lezzetli güzel bir yemek hazırlamış olacağız. Onun için de şöyle bir hafiften küçük küçük böyle bir bizlere yetecek kadar mantarımızı alalım. Birkaç tane daha alırsak kenara aldık. Devam. Bu şekilde doğramaya. Birkaç tane daha aldık mı yeterli olacak. Evet. Şimdi mantarımız güzelce hazırlanıyor. Bundan sonra bu şekilde içinde tabii ki ben biraz görünmesini istediğim için tabii biraz daha iri doğradık. Ama sizler isterseniz biraz daha ufak doğrayıp kullanabilirsiniz. Biraz daha küçük de doğrayabilirsiniz. Şimdi mantar da hazır. Patlıcanı hazırladık. Ondan sonra mantarı hazırladık. Tabii ki doğramaya ve hazırlamaya devam edeceğiz. Biberimiz demiştik. Ben şöyle onları da bir hazırlayacağım. Bir tane tabağımız. 4 adet biber içine ilave edeceğimiz için ben şöyle biberlerimizden birkaç tane alacağım. İçine ilave edeceğiz. Güzel bir lezzet ve aroma kalsın. Bir tane domates yeterli. Tabii fazla yapacaksanız domates miktarını biraz daha fazla kullanabiliriz. Hafiften. Şöyle bir 4'e bölelim. Biraz daha biberleri ben iri kuşbaşı şeklinde doğrayacağım. İçinde belirgin olmasını istediğim için. Şöyle bir ortadan sadece 2'ye böleceğiz. Çekirdeklerini alacağız. Ondan sonra doğramaya başlayacağız. Bunu da aynı şekilde güzelce bir sivri biber, eğer ufak çocuklarımız varsa çok fazla kullanmayacağız. Şimdi çocuklar biliyorsunuz biraz acıyı sevmedikleri için onlar için çok fazla kullanmayacağız. Şöyle bir veya 2 tane kullanabiliriz. Bizde fazla ufak çocuk olmadığı için sadece 1 tane var. Sevgili Yunus var. Onun için şöyle 2 tane yeterli olacak. Bunu da hemen şöyle bir böldük. Ondan sonra kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Hemen bak bak. Evet. Şimdi biberimiz de hazır. Tabağımıza alalım. Bir tane domates dedik. Domatesimiz isterseniz rendeleyip de kullanabilirsiniz. İsterseniz ufak ufak doğrayıp da kullanabilirsiniz. Hangisini isterseniz o şekilde de tercih edebiliriz, kullanabiliriz. Domatesimiz de hemen şöyle bir kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Bunu da aynı şekilde. Hazır. Onu da tabağımıza alalım. Tahtamızı tekrardan suya atalım. Çok fazla dağınık olmasın diye. Patlıcanlar hazır. Ondan sonra mantarlar hazır. Ve sebzelerimizi de şöyle biber ve domatesimizi de hazırladık. Şöyle bir etimizi kontrol edelim. Oh, yavaş yavaş yumuşamaya ve pişmeye başlamış. Biraz şöyle bir karıştıralım. Mis gibi kokmaya da başladı. Kapağını kapattık. İçine tekrardan soğan fazla kullanabilirsiniz. 1 veya 2 tane tercih edebilirsiniz. Sizler eğer biraz daha fazla kalabalık bir aileseniz sebzenizi biraz daha arttırabilirsiniz. Fazla da kullanabilirsiniz. Böyle bir soğanımız da hazır. Küp küp soğanımızı doğrayalım. Bunu da aynı şekilde şöyle bir doğradık, kenara aldık. Paşa kebabımız için şöyle soğanımız hazır. Soğanımız hazırlandıktan sonra hemen onu da içine ilave edeceğiz. beraber pişmeye başlayacak. Evet. Şimdi soğanımızı hazırladık. Onu şöyle bir içine ilave edeceğiz. Yaprağımızı alalım şöyle bir kenara. Hafiften biraz karıştırıyoruz. Etimiz ve soğanlarımız. Etimizi hafif kavurduk. Biraz şöyle toparlandı. Kavurduktan sonra tabii tuzu en son içine ilave edeceğiz. Tuz biliyorsunuz eti hem sertleştirecek hem de biraz daha pişmesini geciktireceği için onu en son kullanacağız. Şimdi içine etimizi beraber yarım su bardağı yakın suyumuzu ilave ettik. Ondan sonra suyumuzla beraber güzelce bir şekilde bir pişmeye başlıyor. Hafif biraz da soğanımızı da içine ilave ettik. Soğanla beraber aynı şekilde pişmeye devam etsin. Hazırlamaya devam etsin. Biz şöyle bir kapağını kapatalım. Kapağını kapattık. Ondan sonra şöyle bir tezgahımda biraz yer açacağım. Fırına doğru bir gidelim sevgili izleyenlerimiz. Bakalım fırınımız ne durumda? Tatlımız ne durumda? Tabii ben fırına gitmeden önce şöyle bir tabak ayarlayayım. Ondan sonra fırına gideyim. Yani tabağımız düz bir tane tabak. Servis tabağımızda kullanabiliriz. Şimdi şöyle bir üzeri kızarmış. Of 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 of, çok da güzel olmuş. Değil mi sevgili Yunus? Şöyle biraz silkeleyelim ki yapışmışsa kendisini bıraksın diye. Hemen kenara alalım. Şöyle bir kapağını, tabağını kapattık güzelce bir şekilde. Yavaş yavaş ters çevireceğiz. O güzelce bir şekilde hemen şöyle bir hazırlansın. Elimizi yakmadan hop şöyle bir aldık. Ondan sonra gördüğünüz gibi sevgili izleyenimiz, buradaki tabii yağ çok önemli. Çevirmemize de bize büyük bir yardımcı olacak. Ve birden şöyle çekiyoruz tabağımızı, tepsimizin içine ilave ettik. Tepsimize ilave ettikten sonra üzeri iyice bir kızarttık. Üzeri güzelce bir şekilde bir kızarttıktan sonra ters çevirdik. Şimdi altını da aynı şekilde bir kızartacağız. Bu şekilde tatlımız daha güzel olacak ve daha iyi bir şekilde hazırlanmış olacak. Bol şerbetle beraber içindeki meyveler çok da güzel bir aroma ve lezzet kattı. Ben şöyle bir ters çevirdim ve fırına gönderiyorum. Hemen fırına gönderdik. Bu şekilde fırında bir 5 dakika veya tabii 6-7 dakika üzeri de kızartacağız ve üzeri de kızarttıktan sonra şerbetimiz hazırlanmıştı. Şerbetimizi biz şöyle bir şerbetimizi de kenara aldık sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra fırınımızı kapatalım. Pişmeye başlasın. Ondan sonra mantar sevgili izleyenlerimiz, mantarlarımız hazır. Şerbetimizi kenara aldık. Mantarlarımızı tenceremize gönderelim. Şöyle bir tenceremize ilave ettik. Mantarla beraber şöyle bir karıştıracağım hafif. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Biberimizi de gönderelim içine. Şöyle biberimiz. Oh, mis gibi oldu. Bunları da hafiften şöyle bir içine ilave ettik. Mantar ve biberimi de içine ilave ettim. Tekrar da ben tenceremin kapağını kapatıyorum sevgili izleyenimiz. O zaman biz şöyle bir şey yapalım mı? Ben şöyle bir tezgahımı toparlayayım. Hazırlığımı yapayım. Siz de kendinize bir tane çay alın. Kısa bir araya gidelim. Reklamdan sonra sizlerle beraber yemek yapmaya devam edelim. O zaman çok kısa bir arada sonra buradayız. Reklamlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Biz tabii reklama giderken mantar ve biberlerimizi tenceremizin içine dahil etmiştik. Onları şöyle bir karıştıralım. Oh. Güzelce bir şöyle bir çeviriyoruz. İçine tekrardan hafif bir suyumuz vardı içinde sevgili izleyenlerimiz. Patlıcanlarımız hazır. Patlıcanlarımızı da içine ilave edelim. Kızartıp da kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabiliriz. Hangisi bizim daha çok hoşumuza gidecekse sevgili o şekilde de hazırlayıp kullanabiliriz. Çok fazla yağ sevmiyorsak bu şekilde hazırlayabiliriz. Üzerine domatesimi ilave edeceğim. Şöyle bir üzerine bir tane domatesimi ilave ettim. Çok hafif bir su içine ilave edeceğim, fazla değil. Ve biraz suyumuzdan içine yolladık. Suyumuzu da ilave ettikten sonra tuzumuzu hemen şöyle üzerine ilave edelim. Yetecek kadar şöyle biraz tuz üzerine. Şimdi patlıcanlar kendi buharıyla beraber güzelce bir şekilde bir pişsin. Kapağını kapattım. Evet. Yavaş yavaş o pişmeye devam etsin. Kendi buharıyla iyice bir pişecek. Şimdi hazırlanırken tatlımızı bir görelim. Bakalım ne durumda. Evet, şöyle bir alacağız arkadaşlar. Göreceğim derken tatlımız hazır. Çünkü iyice bir kızardı. Kadayıfımız hazır sevgili izleyenlerimiz. Evet, şöyle bir fırınımızın altını kapattık. Kadayıfımız iyice bir hazır. Güzelce bir şekilde bir hazırlandıktan sonra şöyle bir şerbetimiz de hazır. Şöyle bir limonumuzu alalım içinde. Şimdi şerbetimiz de hazır. Şerbetimizi soğuttuk. Tabii ki siz biraz daha soğutabilirsiniz. Biliyorsunuz biz yayın içinde olduğumuz için biraz da şöyle bir dinlendiriyoruz ve şerbetimizi üzerine ilave edelim. Oh. Fazla şerbet kullanmayacağız. Ben biraz daha şöyle çıtır çıtır, kadayıfı daha çok fazla sevdiğim için sevgili izleyenlerimiz, şerbet miktarını biraz daha az kullanıyorum. Oh. Şöyle. Çok da güzel oldu. Hazır. Kalan şerbetimizi de üzerine şöyle bir gezdirelim. Ve bu şekilde kadayıf tatlımız hazırlandı. Farkındaysanız üzerini geçmeyecek kadar ben şerbetin üzerine ilave ettim. Ve bu şekilde hazırladık. Siz çok fazla, biraz daha yumuşak bir kadayıf seviyorsanız, istiyorsanız şerbet miktarını biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Fazla tercih edebilirsiniz. Biz çok fazla istemediğim için ben biraz daha şöyle çıtır çıtır olsun, güzel bir görünsün diye şerbet miktarını biraz daha az tuttum. Ve tatlımız bu şekilde hazırlanıyor. Şerbetini iyice bir çekecek. Çektikten sonra istediğimiz şekilleri de kesip afiyetle yiyebiliriz. Üzerine tabii ki farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Şu anda tatlımız hazır. Onu bir kenara alalım. Yavaş yavaş dinlensin. Biz de diğer hazırlıklarımıza devam etmiş olalım. Evet, tatlımızı kenara aldık. Yavaş yavaş dinleniyor. Güzelce bir şekilde hazırlandı. Evet, biz onu hazırladık sevgili izleyenlerimiz. O zaman biz şöyle bir şey yapalım mı? Biz 3. yemeğimizde listesini alalım. Hem bir yandan şöyle paşa kebabımız, hem şöyle bir tatlımız, hem de yanına güzel bir makarna hazırlamış olacağız inşallah. Evet, şöyle makarna için neler kullanacağız? Ispanaklı makarnamız sevgili izleyenlerimiz tabii ki hem çok lezzetli olacak hem de farklı güzel bir sunum olacak. Siz de bu şekilde hazırlayacağınız farklı güzel bir sunum olmuş olacak. Ispanaklı makarnamız için de kullanacağımız malzememiz, yani bir paket makarna, biz belirtmiyoruz sevgilim, hangi makarna varsa elimizde onu kullanabiliriz. Bir paket makarna kullanıyoruz. 500 gram kadar ıspanak, 1 adet kuru soğanımız, 1 adet kırmızı kapya biberimiz var. 3 yemek kaşığı kadar tereyağı, margarin veya da isterse sıvı yağ tercih edebiliriz, kullanabiliriz. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz var. Kırmızı toz biber kullanacağız. Hemen 1 paket margarin, 500 gram kadar ıspanak, 1 adet kuru soğanımız, 1 adet kırmızı kapya biberimiz var. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, tereyağı veya da zeytinyağı veya da istersek dediğimiz gibi margarin kullanabilirsiniz. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz var, kullanacağız. Önce tenceremizin içine hemen güzelce bir yağımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra içine soğanımızı ilave edeceğiz. Soğanımızı kavururken içine bir tane kırmızı biberimizi ilave edeceğiz güzel bir renk katması için. Ondan sonra onu kavururken baharatlarımızı ilave edeceğiz. İçine bir tutam kadar ıspanağımızı ufak ufak doğrup içine ilave edeceğiz. Onunla beraber iyice bir kavuracağız. İyice bir kavurduktan sonra hemen güzelce bir şekilde ıspanağımız hazırlanmış olacak. Biz de ayrı bir kabımızın içine içerisine bir paket makarnamızı haşlamıştık. Güzelce bir şekilde bir hazırlanmıştık. Hazırlanan harcımızı, karışımızı da içine ilave edeceğiz. Onunla beraber iyice bir karıştıracağız. Ve karıştırdıktan sonra güzelce bir şekilde sunum yapacağımız tabaklarımızı alıp afiyet yiyeceğiz. Çok da güzel bir makarna olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş şöyle bir hazırlığımıza geçip güzelce bir şekilde hazırlığımızı yapabiliriz. Evet, şöyle bir patlıcanı önce bir görelim bakalım ne durumda. Şöyle kendi buharıyla beraber pişmeye başladı. Ondan sonra şöyle bir karıştıralım. Evet. Şöyle bir karıştırıyoruz. Hafif bir karıştırdık sevgili izleyenlerimiz. Çok fazla hırpalamayacağız. Çünkü içinde çok da ben dağılmasını istemiyorum. Patlıcanın ezilmesini istemediğim için kendi buharıyla beraber mantarlar pişti, etimiz pişti. Tabii fırında yine pişmeye devam edecek. Hafif bir suyuyla beraber, hem kendi suyu, biraz da biz su ilave ettik. Onunla beraber hazırlayacağız. Ben biraz daha güzel bir lezzet ve aroma kalsın diye biraz daha nohut içine ilave edeceğim. Farklı bir sunum katacak. Biraz daha nohutlar içine ilave ettik. Ben nohutları da içine ilave ettikten sonra şöyle bir kapağını kapatacağım. Bir 5 dakika veya da bir 10 dakika bu şekilde hazırlanacak. Ondan sonra tekrardan fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişmiş olacak inşallah. Evet. Şimdi yavaş yavaş hazırlansın. Güzelce bir şekilde pişirmeye başlayacağız. Bir tane tenceremiz. Sevgili Kerim Yıldırım bu aralar senin şairliğini tutmuş. Çok da güzel şiirler okuyorsun. İstersen şöyle canlı yayına gel güzel kardeşim. Senden bir şiir dinleyelim güzel kardeşim. Şimdi hemen güzel bir şekilde hemen orada söyleyelim güzel kardeşim. Evet, şöyle bir yavaş yavaş hemen tereyağımızı veya da sıvı yağımızı veya da istersen margarinimizi içine ilave edeceğiz. Onunla beraber Kerim kardeşim, seni çok seviyoruz. Biliyorsun değil mi senin ne kadar çok sevdiğimizi? Yani sen inan ki evlen, Yunus'la beraber burada halay çekeceğiz senin için. Evet, şöyle bir soğanlarımız ufak ufak hemen hazırlanıyor. Şöyle güzelce bir şekilde öyle soğanlarımız hazır. Tenceremize soğanımızı ilave ettik. Soğanımızı ilave ettikten sonra içine bir tane biberimiz, hemen onu da şöyle bir küçük küçük şöyle bir doğrayalım. Hem biraz daha güzelleşiyor, güzel de bir renk katıyor. Varsa elimizde kullanabiliriz. Yoksa da normal yeşil biber kullanabiliriz. Charleston biber de tercih edebiliriz, kullanabiliriz. Soğanlar biraz daha şöyle bir kavrulsun. Patlıcanlar iyice bir pişmeye başladı. Şöyle bir kapağını açalım, zaten birazdan hemen alabiliriz. Evet, şöyle bir mis gibi oldu. Çok da güzel bir paşa kebabımız hazırlanıyor sevgili izleyenlerimiz. İyice bir pişmeye başladı, hazırlanmaya başladı. Şöyle bir karıştıralım. 1-2 dakika daha tutarsak yeterli olacak. Ondan sonra tabii ki yarım saat boyunca, programımız boyunca fırında pişebilir, hazırlanabilir. Şöyle hafiften. İçine tuz kullanmıyoruz. İçine tuz kullanmadık sevgili izleyenlerimiz. Evet, şöyle bir. Çok da güzel görünüyor değil mi arkadaşlar? Evet. Hafiften soğanlarımız kavrulmaya başlıyor. İçine biberimizi ilave edelim. Ispanak. Tabii istersek az veya fazla da kullanabilirsiniz. Eğer çok fazla seviyorsa tabii bu şekilde çocuklarımıza da bol vitaminli güzel bir makarna yedirmiş olacağız. ince ince şöyle bir hemen doğramaya başlayalım. Ufak ufak şöyle bir doğradık. Hazır. Bunu da biraz daha şöyle bir diğer taraftan hemen inceltmeye başladık. Ispanağımızı kendi tabağına alalım. Şöyle bir kendi tabağına ilave ettik. İlave ettikten sonra ben şöyle bir tezgahımı tekrardan bir toparlayayım. Bir yandan şöyle bir biberimiz ve de soğanımız iyice bir hazır. Şöyle bir bakalım. Oh, çok da güzel oldu. İyice bir hazırladık. Bunları şöyle bir toparlayalım. Tezgahımız çok fazla dağınık olmasın. Yemeğimiz güzelce bir şekilde hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Ben şöyle bir hazırlığıma devam edeceğim. Evet, soğanlarımız ve de biberlerimiz iyice bir kavruluyor. Ondan sonra onları kavurduktan sonra tekrardan içine kullanacağımız kadar ıspanağımızı ilave edeceğiz. Ispanakla beraber kavurma işlemine devam ediyoruz. Böyle hafif karıştıralım. Biraz içine tuzumuzu, hafif biraz tuz. Ondan sonra biraz da içine kırmızı toz biber. Hafif biraz pul biberi kullanacağız içine. Şöyle yeterli olacak. Evet, hafiften şöyle bir karıştırıyoruz. O biraz daha pişmeye devam etsin ıspanağımız. Hemen hemen şöyle hazır da diyebiliriz. Altını kıstık. O güzelce bir hazırlanıyor. Ondan sonra tepsimiz hazır. Paşa kebabımız için önce tenceremize yağımızı ilave ettik. Etlerimizi içine ilave ettik. Etlerimizi iyice bir kavurduk. Etlerimiz eğer çok fazla sertse sevgili izleyenimiz ne yapıyoruz? Güzelce bir şekilde tabii ki biraz da içine suyumuzu yarım veya da bir su bardağına yakın sıcak suyumuzu ilave edebiliriz. Suyumuzla beraber etlerimiz pişmeye devam ediyor. Etlerimiz pişerken işte ondan sonra biraz şöyle toparlandıktan sonra içine soğanımızı ilave edeceğiz. Soğanla beraber böyle kavuracağız. Ondan sonra içine mantarlarımızı, biberimizi, ondan sonra tekrardan içine patlıcanı isterse kızartıp da kullanabiliriz, isterse içine de ilave edebiliriz. Onları ilave edeceğiz. Domatesimizi ilave edeceğiz. Ben elimizde biraz da nohut vardı. Nohut da içine ilave ettim güzel bir renk alsın diye. Paşa kebabımız hazır. Şimdi tepsimizi içine ilave edelim. Şöyle bir çok da fazla su kullanmadık. Eğer siz biraz daha fazla suyu seviyorsanız biraz daha su kullanabilirsiniz, fazla kullanabilirsiniz. Eğer fazla dediğimiz gibi sevgili izleyicilerimiz suyu seviyorsanız biraz daha tabii yemeğimizde çok da fazla su kullanılmayacağı için ben fazla su tercih etmedim. Hafif biraz tepsimizin altında bulunsa yeterli olacak. Onun için şöyle bir şöyle ocağımız altını şimdilik kısalım. Etimizi şöyle güzelce bir kebabımız hazır. Etimizle beraber bu şekilde düzeltiyoruz. Düzelttikten sonra kaşar peynirimiz varsa fazla kullanabiliriz. Yoksa da 50 gram kadar veya da 100 gram kadar kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Kaşar peynirimiz de hazır. Şöyle bir evet. Şimdi üzerine kaşar peynirimizi şöyle bir oh, mis gibi olacak. Bunlar iyice bir eriyecek. Güzelce bir şekilde bir özleşecek. Özelliği tabii ki bol şöyle kaşar peynirli sevgili izleyenimiz. Evet şöyle bir hazır. Ondan sonra paşa kebabımızı hazırladık. Ve güzelce zaten pişmişti sevgili izleyicilerimiz. Düşük bir dereceyle fırına göndereceğiz. Düşük bir dereceyle şöyle bir fırınımıza yolluyoruz. Ve yarım saat boyunca güzelce bir şekilde bir pişebilir, hazırlanabilir. Eğer ki sizlerin biraz daha zamanınız çoksa şöyle bir şey de yapabilirsiniz sizler. Hemen tepsinizin içine ilave ettikten sonra kaşar peynirinizi üzerine ilave etmeyin. Ondan sonra bir 20 dakika yüksek bir dereceyle fırında tutabilirsiniz. 200 dereceyle 20 dakika tutabilirsiniz. 20 dakika boyunca yemeğimiz biraz özleşsin, toparlansın. Yemeğimiz toparlandıktan sonra tekrardan üzerine kaşar peynirimizi rendeleyelim. Bir 20 dakika daha fırına gönderebiliriz. Bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Biz şu anda fırınımıza gönderdik ve kaşar peynirle beraber programımız boyunca bir pişecek. Ondan sonra sunumunu yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Hemen güzelce bir şekilde biz de hazırladık. Yavaş yavaş devam edelim hazırlığımıza. Geçelim makarnamıza. Şöyle bir paket makarnamızı hazırlamıştık. Makarnamız hazır sevgili izleyenlerimiz. Önce şöyle bir karıştıralım. Şöyle bir karıştırdık. Makarnamızı hazırladıktan sonra birazını ayıralım şöyle bir kenara sevgili izleyenlerimiz. Yarın onunla beraber güzel bir salata da yapabiliriz değil mi? Şöyle bir, hatta şimdi de bakarsınız onunla güzel bir salata da yapabiliriz. Birazını ayıralım kenara makarnamızdan. Bir paket kadarını haşlamıştık. Farklı farklı sunumlarda yapabiliriz. Normal pardon. Normal evde hazırladığımız gibi sevgili izleyenimiz makarnamızı haşlıyoruz. Haşladıktan sonra hafif bir yağla beraber karıştırıyoruz. Hafif bir yağla beraber onu karıştırdıktan sonra makarnamız hazır ve tenceremizin içine önce yağımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra içine tekrardan soğanımızı ilave edeceğiz. Soğanımızı kavurduk. Ondan sonra biberimizi aynı şekilde beraber kavuruyoruz. Ondan sonra içine kullanacağımız kadar ıspanağımızı ilave edeceğiz. Kavurmaya devam edeceğiz. Kullanacağımız kadar baharatlarımızı da aynı şekilde içine ilave edeceğiz. Ve baharatlarımızı da ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde bir kavuruyoruz. Ve ondan sonra ıspanağımız hazır diyebiliriz. Şöyle bir hazırlanmış olduğumuz ıspanağımızı içine ilave edeceğiz. Tekrardan içine ilave ediyoruz. İçine güzelce bir şekilde ıspanağınızı da ilave ettikten sonra beraber şöyle bir karıştıralım. Çok da güzel göründü. Çok da güzel olacak bu şekilde. Şöyle hafif karıştıralım. Of 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 of. Mis mis. Böyle her iki çocuklar için çok da vitaminli ve güzel bir makarna olmuş olacak inşallah. Bu şekilde çocuklarımızı da hem şöyle sebzeyi sevdirmiş olacağız ve bol bol da ıspanak yedirmiş olacağız inşallah. Hemen beraber iyice bir karıştırdık. Sunum yapacağımız tabağımız. Ben şöyle bir tabak hemen hazırlayayım. Tabaklarımız hazır. Bunlar ben şöyle bir tane düz bir tabak alacağım. Makarnamız hazırlandı. Güzelce bir şekilde hazır. Şimdi onun sunumuna başlayabiliriz. Şöyle bir kepçemizle sunumu yaparsak daha rahat olacak. Evet. Şöyle bir tabağımızı alalım. Evet. Çok da güzel de kokmaya da başladı. Güzel de bir görüntü olacak. Hem çocuklarımıza da sevdirmiş olacağız inşallah. Evet. Tabii ki sizler canlı yayına bağlanmak istiyorsanız, bizlerle sohbet etmek istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 70 yolu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Sohbet etmek için farklı yemekler varsa bizlerle paylaşmak için bu numara üzerinde bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. TGRT EU sayfalarını hem Facebook'ta hem Twitter'da hem Instagram'da hem de YouTube'da varız. Sevgili izleyicilerimiz, bizleri orada da takip edip bu güzel yemekleri orada da görebilirsiniz. Programımızın tekrarı gece saat 1'de veya da 1.30'da programımızın tekrarı var. 1 ile 1.30 arasında tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Hafta sonu cumartesi pazarda gündüz kuşağında saat 10 ile 11'de programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Canlı olarak internetten izleyebilirsiniz programımızı. Ondan sonra beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya da Abdullah Hakim Yavrutürk sayfalarından takip edebilirsiniz. Instagram adresim ve tabii size ait yemekler varsa Ben burada yapmamı da istiyorsanız Instagram adresime gönderebilirsiniz. bitişikşefabdullahsa.tgrt sayfama gönderebilirsiniz. bitişikşefabdullahsa.tgrt sayfama gönderin. Ben de burada sizler için hazırlamış olayım inşallah. Programımızda tabii konuk olmak isteyen sanatçı dostlarımız, arkadaşlarımız aynı şekilde Instagram'ın üzerinde de bana ulaşabilirler. Oradan da programımıza gelmek istiyorsanız oradan bana ulaşabilirsiniz. Şöyle bir makarnamız hazır, sevgili tatlımız da hazır. Yemeğimizi de fırına gönderdik. Tabii onu unutmayacağız. Şöyle yavaş yavaş bir toparlansın. Hemen bir kontrol edelim. Of, mis gibi olmuş. Güzelce bir şekilde. Yemeğimiz hemen hazır. Arkadaşlar yemeğimizi gösterme şansımız var mı? Evet, şöyle yemeğimiz güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerimiz. Üzerindeki kaşar peynirlerimiz erimiş. Mis gibi olmuş. Tabii siz bunu biraz daha bir zamana yayıp da hazırlayabilirsiniz. Önce tabii ki etimiz tereyağımızla veya da margarin sıvı yağla beraber kavruluyor. Ondan sonra içine tekrardan güzelce bir şekilde görürsünüz hemen üzerindeki kaşar peynirler erimiş, iyice bir şöyle toparlanmaya başlamış, pişmeye başlamış. Ben şöyle biraz daha altını kısacağım. Ondan sonra programımız boyunca kendi sıcaklığıyla beraber dinlensin, hazırlansın. Evet, şöyle bir altını kıstık. Ondan sonra biz de hazırlığımıza devam ediyoruz. Tatlımız içinde şöyle biz hemen sunuma başlayalım. Kadayıfımız güzelce bir şekilde bir hazırladım. Ben biraz daha çıtır çıtır olsun diye çok fazla şerbet kullanmadım. Ama siz biraz daha şerbetli seviyorsanız şerbet miktarını biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Şöyle bir keselim. Oh, bismillah dedik ve şöyle bir hazırlamaya başlayalım. Meyvelerimiz. Of 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 of. Of 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 of. Şöyle bir bunlar kestik. Hemen aynı şekilde şöyle bir dilimleyelim. Dediğimiz gibi çok fazla şerbet kullanmadık. Sizler de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Hem çok lezzetli hem de güzel bir tatlı olmuş olacak. Kadayıf olmuş olacak. Şöyle künefe tadında oldu ama şöyle çok da güzel bir görüntü ortaya çıktı. Şöyle bir alalım. Şimdi tabaklarımız dedik sevgili izleyenimiz. Tabaklarımıza sunum yapalım. Hemen tabaklarımız hazır. Tabaklarımıza yavaş yavaş sunumunu yapabiliriz. Kenar kısımdan şöyle bir hazır. Of, şunu kenara alalım. Bunu da aynı şekilde şöyle bir hazır. Bunu da aynı şekilde. Şöyle bir hazır. Ve ondan sonra tabaklarımıza güzelce bir sunum yapıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Şöyle bir hazır. Çok da güzel oldu değil mi sevgili izleyenlerimiz? Şunu kenar kısımlarını şöyle bir toparlayalım. Ve tabaklarımızı kenara doğru aldık. Şimdi meyveli sevgili izleyenlerimiz, mis gibi kadayıfımız hazırlandı. Kenara aldık. Biz de şöyle bir kenardan ufak bir salata hazırlayalım sizlerle beraber. Şimdi makarnayı biz diyoruz ki elimizde kalan makarnayı değerlendirelim. Tabii biz burada yapıyoruz. Salata yapıyoruz, yoğurtla beraber yapıyoruz, farklı sunumlar yapıyoruz. Siz de aynısını yapın diye, aynısını uygulayın diye. Burada biz de aynı şekilde hazırlıyoruz. Buradaki amacımız, gayemiz israf olmasın, ziyan olmasın, çöpe gitmesin. Ama tabii ki bunları hazırlarken güzel sunumlarla, farklı sunumlarla hem kendimize hem gelen misafirlerimize hem de çocuklarımıza güzel sunumlar yapabiliriz. Onun için de biz de aynı şekilde hazırlamaya devam etmiş olacağız. Pilavımız, sade pilavımızda, sade makarnamızda, sade eriştemizde güzel sunumlar yapabiliriz. Şöyle bir kabımızın içine kalan makarnamızı ilave edelim. İsterseniz biraz daha fazla da tutmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Güzel görünüyor muyuz? Ondan sonra şöyle sevgili izleyenlerimiz. Malatya'dan geldi Yunus. Tabii. Güzel mi? Evet, şöyle biraz içine bir iki parça kıvırcığımız. Kaç dakikamız var arkadaşlar? Tamam. Şöyle bir kıvırcığımız hazır. Bunun içine ilave edelim. Güzel bir lezzete, aroma katsın. Bundan sonra fazla olanı kenara alacağız. Bir tane salatalık güzel bir lezzet ve güzel bir aroma katması için kullanabiliriz. Onu da değerlendirebiliriz. Tabağımızı şimdi kenara aldık. Elimizde kalan nohutlarımız tekrardan içine ilave edeceğiz. Salatamızı hem zenginleştirmemiz için hem de güzelleştirmemiz için kullanabiliriz bunu. Yemeğimiz çok da güzel olmuş. Salatalığımızı, kabuğu da biliyorsunuz sevgili izleyiciler, doktorlar özellikle diyor ki kabuğunu soymayın. O şekilde kullanın ve bütün yararlı vitaminler hepsi kabuğundadır. Onun için istersek soyup da kullanabiliriz, istersek soymadan da tercih edebiliriz. Soymasak daha güzel bir koku ve aroma da veriyor yemeğimize, salatamıza. Onun için onu da o şekilde de hazırlayıp kullanabiliriz. Tekrardan şöyle bir iki parça yeşilliğimi, ben içine maydanoz, dereotu kullanmayacağım. Böyle biraz hem nohutumuza hem şöyle makarnamıza güzel bir lezzet ve aroma katması için salatalık ve farklı sunumlar yapacağız. Şöyle biberimiz ince ince şöyle bir doğrayalım. Evet, onu da içine ilave ettik. Bir tane ufak bir salatalık, onu da şöyle bir dilimledik. Evet, hazır. Tekrardan içine yolluyoruz. İçine güzelce bir şekilde yeşilliklerimizi ilave ettik, nohut ilave ettik. Biraz zeytinyağımız, hafif bir yağımız da içine ilave edeceğiz. Ondan sonra tabii ki nar taneleri, böyle tabii ki tam da mevsimini bol bol da bulup kullanabiliriz. Beraber şöyle bir karıştıracağız. Makarna salatamız için sevgili izleyenlerimiz güzel de bir sunum olmuş olacak. Bunları da hafiften şöyle bir karıştırdık. Ve sunum yapacağımız tabağımıza da ilave edebiliriz, hazırlayabiliriz. Şöyle bir tabak alalım. Tabağımıza sunumunu yapalım. Şöyle güzel bir nar taneleri de güzel de bir görüntü kattı, güzel bir lezzet kattı. Hazır. Şimdi üzerine güzelce bir şekilde sevgili izleyenimiz nar tanelerini ilave etmiştik. Kalan nar taneleriyle beraber süslememizi yapalım. Hafif. Üzeri güzel görünsün değil mi? Ondan sonra şöyle bir nar taneleriyle ne yapacağız? Tatlımızı şöyle biraz süsleyelim bakalım. O da güzel görünsün. Evet. Kadayıfımızı süsledik. Hazır. Fırına gidelim. Bakalım yemeğimiz ne durumda. Pardon. Ondan sonra yemeğimiz de pişmiş. Güzelce bir şekilde hazırlanmış arkadaşlar. Onu ben şimdilik şöyle bir kenara aldım. Fırınımızı kapatalım. Onunla bir işimiz yok şu anda. Yemeğimiz hazırlanmış. Güzelce bir şekilde şu anda hazır. Sunum yapacağımız tabağımızı alalım. Şöyle bir tane düz tabakla alalım. İçine güzelce bir sunum yapabiliriz. Evet. Bir tane kaşığımız gelsin. Şöyle bir tane kaşığımızla hemen sunumumuzu yapabiliriz. Of şöyle bir hafif biraz kestik bunları. Ispartulaları alma şansımız bakalım olacak mı? Onu alırsak daha güzel olacak. Hem görüntüyü de fazla bozmamış olacağız ama şöyle bir deneyelim bakalım. Of şöyle bir Gelsin. Hiç zorlamaya gerek yok. Ben şöyle bir kaşıkla alayım. Biraz da suyunda da kullanabiliriz. Oh. Etlerimiz yumuşacık olmuş. Çok da güzel olmuş. Paşa kebabımız hemen hemen hazır diyebiliriz. Bunlara şöyle bir üzerindeki kaşar peynirle beraber. Evet. Hazır. Tabağımızı hazırladık. Bunu şöyle bir kenara alalım. Bir tane de şöyle bir diğer tabağımıza sunum yapabiliriz. Evet. Bu daha güzel oldu. Şöyle hafif birazdan etlerimiz, mantarlarımız onlarla beraber şöyle bir süsleyeceğiz. Ondan sonra onu da şöyle bir alalım diğer tabağımızın üzerine. Şimdi hazır. Tamam. Hazırız biz de. Şöyle bir salatamızı hazırlamıştık arkadaşlar. Bunları şöyle bir kenara alalım. Tekrardan bir tezgahımızı toparlayalım sevgili izleyenlerimiz. Şöyle bir kenar kısımlarını bir önce bir şöyle bir silelim. Paşa kebabımız güzel görünüyor. Evet, hazır. Şöyle bir paşa kebabımızı şöyle bir alalım. Diğerini de şöyle bir yanımıza aldık. Fazla olan malzemelerimizi şöyle bir kenara alalım. Tezgahımızı toparlamış da olalım. Evet, şöyle bir hemen tezgahını aynı şekilde çok da dağınık olmasın. Evet, yemeklerimizi hazırladık. Tatlımız hazır. Biz de şöyle bir toparlanalım. Ondan sonra neler yaptık, neler hazırladık sizlerle beraber bir göz atabiliriz. Evet, şöyle bir salatamız da çok da güzel görünüyor. Kadayıf tatlımız çok da güzel görünüyor. Evet, hemen şöyle bir geçelim. Listelerimiz hazırsa arkadaşlar başlayabiliriz. Neler yaptık, neler hazır. Evet, şöyle bir. Hangisi hazırsa alabiliriz arkadaşlar. Evet, yemeklerimiz, sevgili izleyicilerimiz, şöyle makarnamız hazırlandı. Ondan sonra kadayıfımız hazır, paşa kebabımız hazır. Biz de bu şekilde tezgahımızı hazırladık. Biraz daha zenginleştirebiliriz, süsleyebiliriz. Yemeklerimizi tabii ki ne kadar çok fazla süslesek hem daha güzel olacak hem de görsel olarak daha hoş görünmüş olacak. Onun için biz de güzelce bir şöyle bir süslememizi yaptık ve hazır. Evet. Sevgili Behçet Arvas bizleri izliyor. Tabii ki Van'daki bütün Arvas ailesine, aileme, şöyle Arvas aileme, ondan sonra Yavrutürk ailene, ondan sonra Eren aileme benden kucak dolusu ve Gül aileme benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Onları çok seviyorum. Bu da bana, evet, yere bakan ailesine de benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Evet, şöyle meyveli kadayıf tatlımız için sevgili izleyicilerimiz kullandığımız malzememiz. Meyveli kadayıf tatlımız için 1 kilo kadar taze kadayıfımız var. 200 gram kadar tereyağımız var. Ondan sonra 2 adet elma, ondan sonra 2 adet armut, ondan sonra 2 adet portakal kullanıyoruz. 1 kilo kadar kadayıfımız var, 200 gram kadar tereyağımız var, 2 adet elmamız var, 2 adet armut kullanıyoruz. Ondan sonra 2 adet portakal kullanıyoruz. Tabii içine istersek farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Eğer biraz daha hoşunuza gidiyorsa, farklı sunumlar istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şerbetimiz için 2 su bardağı kadar su, 3 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 dilim taze limon kullanıyoruz. Şerbetimiz için 2 su bardağı kadar suyumuz var, 3 su bardağı kadar toz şekerimiz var, 1 dilim taze limon kullanıyoruz. Tenceremizin içine öncelikle şöyle şekerimizi ilave edeceğiz. Hafif bir karamelize edeceğiz. Onu karamelize ettikten sonra 2 su bardağına yakın suyumuzu ilave edeceğiz. Beraber iyice bir kaynayacak. Şerbetimiz iyice bir kaynadıktan sonra içine bir parça limonumuzu ilave edeceğiz. Beraber kaynatmaya devam edeceğiz. Şerbetimiz kaynayıp özleştikten sonra kenara alıyoruz ve soğutmaya bırakıyoruz. Ondan sonra tereyağımızı eriteceğiz. Kadayıfımızı tel birbirinden ayıracağız. Evet, tepsimizin altını yağladıktan sonra yarısını içine ilave edeceğiz. Ondan sonra meyvelerimizi kabuğunu soyacağız. Ufak ufak doğrayacağız. Ortasına ilave edeceğiz. Tekrardan üzerini güzelce bir şekilde bir örtüyoruz. Üzerini örttükten sonra üzerine biraz şöyle basınç uyguluyoruz ve hafif biraz üzerine bastırıyoruz ve tekrardan fırına gönderiyoruz. Fırında önce üzeri kızaracak. Tabakla beraber ters çevirip Altını da aynı şekilde kızarttıktan sonra şerbetimiz hazırlanıyor ve şerbetimizi üzerine ilave edeceğiz. Şerbetle beraber bir yarım saat bir dinlenecek, şerbetini çekecek. Ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir tatlı olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Paşa kebabımız da çok da güzel oldu sevgili izleyicilerimiz. Onun için neler kullandık? Paşa kebabımız için de 400 gram kadar dana kuşbaşı etimiz var. Tabii karabalık paylasak biraz daha fazla kullanabilirsiniz. İçinde etin biraz daha bol görünmesini istiyorsanız biraz daha fazla tutabilirsiniz. 400 gram kadar kuşbaşı etimiz var. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, margarin veya da isterseniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Hangisi isterseniz tercih edebilirsiniz. 1 adet kuru soğanımız var. 300 gram kadar mantar kullanıyoruz. 3 adet patlıcan var. Patlıcanı tabii isterseniz biraz daha arttırabilirsiniz. Fazla da kullanabilirsiniz. 3 adet domatesimiz var. 4 adet karışık biber, 100 gram kadar kaşar peynirimiz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, kızartmak için de bir su bardağı veya da bir çay bardağı yakın sıvı yağ kullanabiliriz. 400 gram kadar kuşbaşı etimiz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, margarin veya da sıvı yağ. Ondan sonra 1 adet kuru soğan, 300 gram kadar mantar, 3 adet patlıcan, 3 adet domates, 4 adet karışık biber. Ondan sonra 100 gram kadar kaşar peynir, biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz. Patlıcanı isterse kızartıp da kullanabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. O şekilde de kullanabiliriz. Biz hemen tenceremizin içine yağımızı ilave ettik. Ondan sonra etimizi içine ilave ettik. Etimizi iyice bir kavurduk. Etimizi iyice bir kavurduktan sonra eğer etimiz çok fazla serse tadına bakalım. Çok fazla serse biraz daha suyumuzu içine ilave edip suyla beraber biraz daha pişirebiliriz. Onu iyice bir etli suyla beraber pişmeye başlıyoruz. Güzelce bir şekilde bir pişmeye başlanıyor. Ve pişmeye başlandıktan sonra soğanımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra mantarımızı içine ilave edeceğiz. Mantarlarımızı ilave ettikten sonra biberlerimizi aynı şekilde içine ilave edeceğiz. İyice bir kavuracağız. Ve onları kavurduktan sonra hemen üzerine biraz da suyumuz olacak. Üzerine patlıcanları ilave edeceğiz. Ondan sonra domatesimizi üzerine ilave edeceğiz. Tenceremizin kapağını kapatacağız. Kendi buharıyla beraber iyice bir pişecek. Kendi buharıyla beraber piştikten sonra biz biraz şöyle tuzumuz da ve nohut da vardı elimizde. Onu da içine ilave ettik. Onu da içine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde bir hemen tepsimizin içine dahil ettik. Üzerine 100 gram kadar kaşar peynirimizi ilave ediyoruz. Ondan sonra fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor ve iyice bir özleşiyor. Piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz güzel bir sunum olacak. Ve paşa kebabımız bu şekilde hazırlanıyor. İnşallah siz de hazırlayıp afiyet yemiş olacaksınız. Evet, şöyle tatlımıza da bir hemen güzelce bir göz atalım. Makarnamıza da bir göz atalım. Tatlımız hazırlanmıştı. Evet, makarnamız için de sevgili izleyicilerimiz kullandığımız malzememiz ıspanaklı makarna için. Yani bir paket makarnamız, belirtmedik hangisi varsa sevgili izleyicilerim, isterse yüzük, boncuk veya da burgun makarna veya da kelebek makarna, hangisi varsa elinizde onu kullanabiliriz. Biz de onun için belirtmiyoruz. Tabii ki bu sizden de gelen bir talepti. Ben ona uydum sevgili izleyicilerimiz. İşte Abdullah Usta, bazen sen farklı makarna diyorsun. O makarna elimizde yok. Biz nasıl yapabiliriz? Biz de onun için belirtmedik. Bir paket makarnamız dedik. 500 gram kadar ıspanağımız, 1 adet kuru soğanımız, 1 adet kırmızı kapya biberimiz var. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz var. 1 paket makarnamız, 500 gram kadar ıspanağımız, 1 adet kuru soğanımız, 1 adet kırmızı kapya biberimiz var. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, kırmızı toz biber ve pul biberimiz var sevgili izleyicilerimiz. Önce makarnamızı normal evde hazırladığımız gibi güzelce bir şekilde bir haşladık. Onu haşladıktan sonra yağ ve tuzla beraber karıştırıyoruz, kenara aldık. Ondan sonra tenceremizin içine yağımızı ilave ediyoruz. Yağımızı ilave ettikten sonra önce soğanımızı minik minik doğradık, kavurduk. Ondan sonra biberimizi aynı şekilde ilave ediyoruz. Biberle beraber iyice bir kavuruyoruz. Hemen ıspanaklarımızı da ufak ufak doğrup içine ilave ediyoruz ve iyice bir kavuruyoruz. Ve içine baharatlarımızı ilave ediyoruz. Baharatla beraber iyice bir kavurduktan sonra makarnayla beraber güzelce bir karıştırıyoruz. Ondan sonra sunum yapacağız. Tabaklarımızı alıp afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Biz de bu şekilde hemen makarnamızı hazırladık. Tabii ki bu da dediğimiz gibi sizden gelen yine bir talep de sevgili izleyicilerimiz. İşte Abdullah, biz çocuklarımıza çok fazla ıspanağı, sebzeyi sevdiremiyoruz. Çok fazla yemiyorlar, tercih etmiyorlar. Özellikle de biz yemeklere yapıyoruz. Onda hoşuna gitmediği için çok fazla kullanmıyor, yemiyorlar dediniz. Ben de tabii ki bu şekilde sunumlarımız olacak. Hem çocuklarımıza yönelik güzel yemeklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Makarnamızın içinde farklı sunumlarla onlara sevdireceğiz ve çocuklarımıza da bol bol ıspanak yedirmiş olacağız inşallah. Evet, biz de böylelikle hemen tezgahımız hazırlandı. Güzelce bir şekilde tezgahımızı hazırladık. Tatlarımız hazır. Ondan sonra makarnamız hazır. Yemeklerimiz hazır. İnşallah sizler de gönül rahatlığı içinde bu yemekleri hazırlayıp afiyet yemiş olacaksınız. Kaçırmış olduğunuz noktalar varsa TGRT EU sayfalarından da takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. Böylelikle biz de yavaş yavaş programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Öncelik gurbetçilerimiz. Ben onları çok seviyorum. Buradan onlara kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Ondan sonra Türkiye'de bizleri izleyen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Van'daki ailem, Yavrutürk ailesi, ondan sonra Gül ailesi, ondan sonra Eren ailesi, ondan sonra Arvas ailesine benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Van Çaldıran'a da benden burada kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Bu şekilde bize programımızı noktaladık. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.